Güzel abi, bu kafada güzel. Zevkli oldu, tribe girdim abi. Gerçekten tribe girdim. Bir anda gazlarken suratım muratım böyle, altımda çok güçlü bir araba var edasıyla özgüvenim arttı. Bak bak, bir daha yapacağım. Kadran adamı, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde sizlerleyim ve gerçekten çok uzun zamandır, belki de doğru düzgün adam gibi yaptık mı bilmiyorum ama bir SUV yapalım istedim abi ve altımızda Range Rover Velar var. 2018 model bu alet, gerçekten çok şık bir alet abi ve küçük bir ağırlığını bozmadan sportiflik verebilmek için ben bunun rengini böyle morla vişne çürüğü arasında bir renge getirdim arkadaşlar. Şimdi jantlarını da değiştirdim. Bir de camlarını filmledim. Onunla ilgili zaman kaybetmeyelim diye. Ama geri kalan bütün modifiyeler duruyor. Hadi şimdi şunu bir modifiye edelim. Bir de çıkalım yollara böyle roleplay kıvamında. Yarı böyle ağır, yarı sportif bir sürüş yapalım şunla. Evet arkadaşlar, rengini zaten gördüğünüz gibi yaptım. Bence hoş bir renk oldu. Bakın buradan da zaten göreceksiniz şimdi. Jantları bu şekilde seçmemin sebebi, bakın hafif altın sarısı gibi çerçeveleri. Arabanın aynanın altında ve aynada bakın küçük altın detaylar var. Bakın sis farlarının orada da var. Kaputun üstünde de var. O yüzden öyle bir jant seçmek istedim ve bence bu arabaya da yakıştı. Zaten siyah detaylarda olduğu için siyah olmasını istiyordum. Bu arabanın makinasını değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Üzerindeki motor 375 beygir civarında. Şimdi direkt buna abanalım. 900 derece Logitech G920 ile ama Tiptronic kulakçıklardan oynayacağım. Aslında otomatik oynayacaktım ama o kadar da otomatik kalmasın abi. En azından vitese biz müdahale edelim. Dibine kadar yüklüyorum. Alet şu anda 2100 kilo. Bayağı ağır. Tabii biz bunu hafifleteceğiz. Üzerinde supercharger var. Onu da bozmamış oluyoruz. Bu arabadan güzel bir supercharger sesi duyarsak daha tatlı olur bence. Ve motorunu da o yüzden değiştirmiyorum. Sonuçta bir hız çılgını bir araba yapmıyoruz abi. Ağırlığını koruyan ama yeri geldiğinde de sportif olabilecek. Orabilecek bir canavar yapmaya çalışıyorum. Arabanın içi de çok fena abi. Birazdan yola çıktığımızda göstereceğim zaten. Biraz indirmemizin bir mahsuru yok. Arkadaşlar aslında cipler ikiye ayrılır. Biri yol cipi, diğeri de arazi cipi. Hani ikisini bir arada yapanlar da tabii ki var, ayrı konu ama genelde bazı cipler gerçekten yol için üretilir. Bazıları da arazi için üretilir. Abi bu araziye sokulmaz be aga. O yüzden bunu biraz indirelim. Yani istesen de sokulmaz. Olmaz öyle şey. Ağlarsın sonunda. 456 kilo hafifledi. Şu an 1600 kiloya kadar düştük. 508 kilowatt da 680 beygir yapıyor arkadaşlar. Gayet ideal oldu. Şimdi buradan da biraz hafifletiyoruz. Evet. En güzel kısım. Yarış tipi lastiği takıp 265'i bozmayacağım arkadaşlar. 680 beygir evet dile kolay ama abartmayacağım ya. Tutacağım böyle. Jantları değiştirdim ama büyüklüğünü ayarlamadım. Bakalım şuradan da. 21 aslında iyi ya. 22 mi? 23 çok fazla. 20. Hadi 22 yapalım. Sizi mi kıracağım? 22 iyi. Offsetlerle de dışarı biraz daha çıkarsaydım be. Bu da iyidir. Bu da iyidir. Dış görünümü yok abicim. Ben bu arabanın dış görünüşünü maalesef bozamam arkadaşlar. Hele bu spoiler'ı takıp hiç bozamam. Ve hazırız. Yalnız işi bitirmeden önce size şurayı da göstereyim. Bayağı bir motor seçenekleri var. Aslında şu alet aklımdaydı ama yok abi. Bu üzerindekiyle kalsın. Hiç fena olmadı. Değişik bir alet oldu. Düzeni kur. 2105 kilodan 1594 kiloya indi. Yani 500 kilodan bile daha fazla hafifledi. O kadar da olsun. Neredeyse iki katı güçlere ulaştı. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet abi, ben de gerçekten istiyordum. Dün canlı yayında da bahsetmiştik. Bu arabayı en yakın zamanda yapacağım diye. Şuradan da puanlarımızı toplayalım arkadaşlar. Bakın bunları unutmayın. Aşağıda kullanılabilir puan. 999'a ulaşınca üzerine ekleme yapmıyor. Ve bunları açtığınızda hani ekstra aldığınız yetenekler haricinde buradan şans çarkları, oyun kredisi yani para
ve aynı zamanda bunları yapınca deli gibi nüfus veriyor ve seviye atlıyorsunuz. Seviye atlayınca aldığınız ödülleri zaten biliyorsunuz abi artık. Rengi çok değişik oldu ha. Aslında daha da vişne çürüğü gibi yapacaktım ama bu renk modern oldu. Biraz daha modernleştirdik. Şimdi hazırız işte. 14.000 nüfus. Allah bereket versin. Bak seviyemizi atladık. Aga. Yani ışıkta bir daha göstereceğim de çıkmadan önce şunu göstereyim size. Ya muhteşem ya. Evlere şenlik. Sahibi olan varsa videoyu izleyen tekerine taş değmesin. Bunun içinde uyunur abi. Bunun evi sat, bunun içinde uyu. Çok iyi. Acaba sesi nasıl? Nasıl zıpladık lan oradan? Sesi de güzel. Sesi de güzel abi. Ya evet, sonuçta hani bir top speed arabası yapmıyoruz. Muhakkak öyle gitmeyecek ama sesi çok iyi abi. Dikkat yapmıyorum şu an. Çok güzel egzoz patlatıyor ha. Gerektiği yerde ağır, gerektiği yerde sportif. Bu aleti yaptığımız iyi oldu. Bir tane de arazi taşıdı yaparız arkadaşlar yakında. Onunla da araziye gireriz. Daha önceden yapmıştım öyle bir video. Bir tane daha araba seçelim. Hatta şöyle yapabiliriz. Ben birkaç tane araç belirlerim kafamda. Bir anket açarız arkadaşlar. YouTube gönderilerinde de paylaşırım bunu. Sizin oyladığınız aracı o gün modifiye edip araziye sokarız. Nasıl fikir? Evet abi, ışığın altında dur. Bir ton daha koyulaştırabilseydim koyulaştırırdım ama böyle de kötü durmadı be abi. Güzel oldu ya. Tabi her zaman diyorum, zevkler renkler tartışılmaz arkadaşlar. Yani siz farklı beğenebilirsiniz. Herkesin zevki farklı. Hadi gazlayalım. Yani bu arabayla ne kadar gazlanırsa. Ne yapıyor lan o yapay zeka? Tertemiz abi. Tertemiz gidiyor. Saçma sapan gereksiz abartı güçten dolayı patinaj yok, bir şey yok. 10 numara kalktık, uçuyoruz. Yüksek hızlarda yol tutuş nasıl acaba? Yani sonuçta ağır bir araç, evet. Pek güven vermiyor ama normal abi. 1600 kilo bir SUV bu yani. Bir Jeep bu. Yerden yüksekliği de her ne kadar indirmiş olsak da var. Ayrıca ince ayarlarda da ekstra bir dokunmadım biliyorsunuz. Orada da belki bir miktar pay vardır yere düşürmek için ama daha fazla düşürmeyelim. O kadar da bozmayalım abi arabayı. 300'e çıktık. Daha nereye çıkacağız? Buraya almaz. Buraya almaz arkadaşlar. Yavaşlamamız lazım. Biraz fazla kırmaya çalıştığımız zaman direksiyonu, bırak beni, sal beni, ben yoksa kendimi salacağım diyor alet. İçerideki gösterge mil tabi. Abi çok iyi ya. Dur bakayım, patlayabiliriz bir yerlere. Çok iyi aga. Şimdi otobana bir tur döneceğim. Orada merak ediyorum bakalım 320-330 nerelere kadar çıkacak. Ondan sonra otobandan çıkalım. Range Rover Velar'la. İsim de çok şekil ha. Velar First Edition olarak geçiyor be arkadaşlar. Şık araba abi. Şık araba. Tabi bu arabayı çok çok daha ileri seviyeye güçlendirebiliriz. Ben kıvamında bırakmak istedim. Biraz roleplay tarzında olsun diye. Hani biraz da gerçekçi kalsın istedim buna. Ama öbür türlü çok abartı olabiliyor arkadaşlar. Yani bin beygirlere falan bu çıkarttığın zaman biraz gereksiz olmayacak mı o güç ya? Biliyorsunuz özellikle modifiyelerinde daha gerçekçi kalmayı seviyorum ben.
Zaten yakın zamanda daha böyle tekrardan sokaklarımızda dışarıda gördüğümüz tarzda arabaların modifiyesine devam edeceğiz abi. Benim açıkçası en sevdiğim serilerden biri o. Yarın da ya zaten yeni sezon ve yeni seriyle birlikte geliyor. Onun yorumlaması olacak. Tahmin ettiğim gibi oldu. Bakın 325'e kadar çıktı. Abi bırakın da o kadar da yetsin be. Bu aletle o kadar olsun, yetsin yani. Hadi değişiklik yapalım. Buradan çıkıyorum abi. Sürekli otobanın sonundan çıkmayalım. Bence bu alete bir sahil turu yakışır. Çok güzel egzoz patlatıyor ama. Tabii biz oradan gidelim üstüne. Ama biraz tehlike ya. Farkındaysanız çok keskin zaten dönüşler almıyorum abi. Maazallah. Paket oluruz. Bak hemen hafiften bırak beni diyor aga. Bırak beni. Abi ne olursa olsun böyle bir araçtan çıkan bu ses ve bu gidiş gerçekte biraz hayal edin abi. Her zaman onu uygulamaya çalışıyorum ben. Bir oyundayız, evet. Bir simülasyon oyunu da değil, evet. Ama abi mümkün olduğunca gerçeğe bağlı kalıp oynarken de o şekilde hayal kurduğunda yani bu güç bile seni hevesini tavan yapıyor abi zaten. Sahil turu. Yapıştır. Gayet de gerçekçi oldu. Bizim avatar da zaten kulakçıklardan değiştiriyor. Patlar mıyız? Patlamayız. Bak süper şarjör sesi geliyor arkadan, çığlığı. Çok güzel, inceden çığlık atıyor arkadan. Yol jipi yaptık, yol SUV'u yaptık. Bu canavara bu yakışır ya. Şimdi şurayı bir güzel güzel geze geze hakkını vere vere dönelim. Çığlığa bak, çığlığa. Alet yanıyor. Sesini ben çok sevdim arkadaşlar. Sesi gerçekten vahşi ve tahrik edici. Yani evet, Forza Horizon 4'te en büyük sıkıntılarımızdan biri araçların sesleri daha iyi yapılabilirdi. İnşallah Horizon 5'te buna hallederler. Ama tabi bazı arabalar var sesi hala çok güzel olan, ona rağmen. Mesela Supra, yani 2JZ makine gibi. Mesela Lexus LFA gibi. Veya işte 718 GTS olması lazım Porsche'nin gibi, Nissan GTR gibi. Var. Sonuçta var. Ama çok yok. Umuyoruz ki o konuya büyük bir şekilde el atarlar. Bir yere patlamadık galiba. Yani evet, biraz fazla gazlı gidiyoruz yer yer ama roleplay kıvamından çıkmadık. Ağzımı açtım. Şom ağzımı açtım, hazır olun. Burada aslında böyle gideceksin abi. Bak. Geze geze abi. Göre göre.
Sollama değil, sağlama. Biraz da şehir içinde yapalım mı şunu? Hafiften arkalarına yanaşıp gazlayıp geçelim. Söktük şanzımanı. Kurallara uyalım. Güzel abi, bu kafa da güzel. Zevkli oldu. Tribe girdim abi. Gerçekten tribe girdim. Bir anda gazlarken suratım muratım böyle. Altımda çok güçlü bir araba var edasıyla. Özgüvenim arttı. Bak bak, bir daha yapacağım. Lan. Şeklimiz olsun be. Sadece ABS açık her zamanki gibi arkadaşlar. Tüm sistemler kapalı. Bu alet güzel oldu. Dediğim gibi gerçekten ben de istiyordum. Uzun zamandır bir böyle bir canavarı yapmak arkadaşlar. Ki yani stok motorunu üzerinde bıraktık. Ama roleplay kıvamında oynamak için hiç kaza yapmadık diye tahmin ediyorum. Birazdan videoyu editlerken daha net göreceğim ama hiçbir yere çarpmadık da sürtmedik de sanırım. Bu güçler yeterli. Bu tarz araç çok yapacağız. Dediğim gibi arazi aracını yapacağımız zaman ben birkaç tane araba belirleyip size anket açayım arkadaşlar. Orada anketten sizin oylamanıza göre birinci çıkan aracı araziye yatkın hale getirip biraz böyle hafif off-road yapalım. Roleplay kıvamında bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.